Özay Şendir Yeni bir dünya kurulur Mr. Flake Dünyanın üçüncü büyük ham petrol tüketicisi olan Hindistan, Rusya'dan varili 70 dolardan ham petrol almak istiyor. Brent petrolün varil fiyatının 109 dolar seviyelerinde olduğunu düşünürsek bu inanılmaz bir indirim. Delhi indirim istemesinin gerekçesini Moskova ile iş yapmanın artırdığı maliyetlerini karşılamak olarak açıklıyor. Hindistan S-400 aldı, sınır hattında aktif hale geldi. Amerika Hindistan'da F-16 üretmek için fabrika kurdu. Üretilecek uçak en üst seviye Block 70'ten bile daha gelişmiş olacak, adına da F-21 denilecek. Türkiye Rusya'dan S-400 aldı, F-35 programından çıkarıldı. F-16'larını modernize etmek ve yeni uçak almak istiyor ama atılmış somut bir adım yok. Hindistan batının tüm çağrılarına rağmen Rusya yaptırımlarına katılmadı. Türkiye boğazları kapattı, askeri uçuşları Suriye dahil sınırlandırdı. Bu çifte standart ortadan kalkmadığı sürece Türkiye-Amerika ilişkilerinde ancak kaplumbağa adımlarıyla iyileşme yaşanır. Eski bir senato ve özellikle de dış ilişkiler komitesi üyesi olarak eski mesai arkadaşlarınıza Türkiye'yi anlatıyor musunuz? Atina'daki Amerika Büyükelçisi Piet neredeyse Yunanistan'ın Amerika Büyükelçisi gibi çalıştı. Her durumda ve krizde diplomasi kurallarını çiğneme pahasına Yunanistan'ın arkasında durdu. Sizden diplomasi kuralları içerisinde kalarak Türkiye lehine de çalışmanızı beklemek Türk halkının hakkı değil mi? Hindistan'ın s 4 yüzlerini görmezden gelirken gerekçeniz Çin'le yaşadığınız gerilimdi. Şimdi Rusya ile soğuk savaştan beri en yüksek gerilimi yaşıyor ve NATO'nun Avrupa'daki en önemli gücü Türkiye'nin savaş uçaklarıyla ilgili talebini buzdolabında mı tutuyorsunuz? Sayın Büyükelçi, bu çifte standarda bakınca asıl sorunun S-400'ler olmadığını, Türk ordusunun Suriye'deki terör operasyonlarında karşılaştığı sığınakların planları ve özel üretim betonunu tedarik eden NATO müttefiklerinden kaynaklandığını düşünmemiz Normal değil mi? 1964'te Başkan Johnson'ın mektubuna zamanın başbakanı İsmet İnönü yeni bir dünya kurulur, Türkiye orada yerini bulur diye cevap vermişti. Bu cevap bizim için halen taze. Bayatlamadı. Büyükelçi Flake. Petrol fiyatları düşer mi? Hepimizin hayatını en fazla alakadar eden konu petrol fiyatları. Petrol fiyatlarını eskiden petrol ihraç eden ülkeler örgütü OPEC belirliyordu. Çoğu Orta Doğu ve Afrika ülkelerinden oluşan 13 üyeli OPEC, petrol fiyatlarının çok düştüğü 2016'da OPEC Plus'ı oluşturdu ve üye sayısını 23 ülkeye çıkardı. OPEC Plus dünyadaki ham petrol ihtiyacının %40'ını karşılıyor ve aralarında günde 10 milyon varil üretimi olan Rusya'da bulunuyor. Küresel salgın döneminde düşen talep nedeniyle üretimi günde 10 milyon varil düşüren OPEC Plus, Talep düzeldikçe üretimi artırdı ama halen kıstığı kadar üretim yapmıyor. Eskiye oranla piyasalara her gün 2,5 milyon varil daha az petrol arz ediyor. Petrol fiyatları yükselmeye başladığı günden beri Amerika ve İngiltere Suudi Arabistan'a defalarca petrol üretimini artırma çağrısında bulundu ama sonuç alamadı. Burada tüm dünyayı zorlayıcı iki unsur var. Birincisi, üretimin kısıldığı dönemde kimi ülkeler tesislerine iyi bakamadılar ve üretimi artırmakta zorluk çekiyorlar. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri üretimi artırma kapasitesine sahipler ama onlar da fiyattan mutlular. Yani kısa vadede petrol fiyatları aşağıya düşmeyecek. Avrupa Birliği'nin yıl sonuna kadar Rus petrolüne bağımlılıktan kurtulma planının olduğunu açıklaması çok önemli değil. Zira Macaristan böyle bir planı veto edeceğini açıkladı bile. Macaristan vetosu aşılsa bile Rusya'nın günlük 10 milyon varillik üretimini yok saymak Avrupa'da petrol fiyatlarını daha da uçurur ve hepsi seçime girecek olan Avrupalı liderler ne Ukrayna ne de bir başka ülke için böyle bir riski alırlar. Bak şu elçilere. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin Yunanistan'ın devlet kanalında Türkiye'yi eleştirmesini yazınca çok sayıda mail geldi. Gelen mesajlardan biri Almanya'dan ilginç bir bilgi içeriyordu. Ukrayna'nın Almanya Büyükelçisi Melnik, Almanya Başbakanı için küçümseyici bir cümle olan küskün karaciğer sucuğu ifadesini kullanmış. İşin garibi, Almanya dışişleri bu ifadeyi yalayıp yutmuş, hiç ses çıkarmamış. Bu cümleyi Almanya'daki Türkiye Büyükelçisi kursaydı acaba ne olurdu? GTS Maliyet Fayda Hesabı İlk veriler yaş meyve sebzede rekolte düşük olacak diyor. Bu köşede defalarca yazdım. Maliyetler nedeniyle Yunanistan'dan bile dönüm başına 100 kilogram daha az gübre kullandı çiftçi. Hollanda 5 katımız, Almanya 3 katımız gübre kullanıyor. Gübrede maliyeti azaltmanın yolları ne zaman konuşulsa İlk gübre takip sistemi tartışma konusu oluyor. Tartışılmasında bir sıkıntı yok ama GTS öncesi devlete 6 milyon ton gübre bildiriliyordu, şimdi 12 milyon ton bildirim var. Burada devletin bir kazancı, çiftçinin de katlandığı ton başı binde 50'lik bir maliyet var ve çiftçi tek başına kaçak gübre bulamayacağına göre bunca zaman kim ne paralar götürdü bilmiyoruz. Türkiye'de terörün maliyetine hesaplarken sadece atılan merminin bombanın maliyetini hesaplamak doğru değil. El yapımı patlayıcı yani EYP'lerde kullanılan amonyum sülfat ve amonyum nitrat olmasa belki bu tartışmada hiç olmayacaktı. Sonuç olarak daha fazla verim için Tarım ve Orman Bakanlığı'na önerim, kooperatifler ve TİGEM için askıda gübre uygulamasını başlatması. Özay Şendir, Milliyet Hasan Basri Yalçın Uluslararası Düzen Tartışmaları Ukrayna savaşının ardından dünya düzeni tartışmaları hız kazandı. Genelde birçok kimse bu tartışmayı 2. Dünya Savaşı sonrasında kurulan liberal uluslararası düzen üzerinden ele alıyor. Son büyük savaş olarak görüldüğünden ve Amerikan hegemonyasının başlangıç tarihi olarak alındığından düzen tartışmasını 1945'ten başlatmak mantıklı gibi duruyor. Ancak bu düzenle ilk defa meydan okumalarla karşılaşıyor, ne de küresel anlamda üzerinde anlaşmaya varılmış bir düzendi. Aksine 1945'ten itibaren soğuk savaşla birlikte Sovyet meydan okumasıyla karşılaşmıştı. Liberal düzen büyük oranda Batı dünyasının kendi içindeki bir düzendi. Asıl küreselleşmesini 90'lı yıllarla beraber yaşadı. Sovyet tehdidi ortadan kalktığı andan itibaren liberal düzen meydan okunamayacak kadar yayıldı. Dahası üzerine tartışma bile yapamayacağınız kadar güçlü bir hakimiyet kurdu. Aslında hiçbir zaman adil olmayan bu düzene rıza göstermeyenler bile sessiz kalmak durumundaydı eleştiri yapanların tamamı marjinalize edildi. Dolayısıyla gerçekten dünya düzeninde bir dönüşüm varsa bunu 90'lı yıllara kıyasla düşünmekte fayda var. Bir başka hatalı okuma ise bu liberal düzenin liberal uluslararası kurumlara dayandığı fikridir. Evet Birleşmiş Milletler başta olmak üzere bütün uluslararası kurumlar dünya siyasetini şekillendirmiş gibi görülebilir. Fakat asıl itibarıyla bu kurumların neredeyse tamamı Amerika'nın siyasi, askeri ve ekonomik gücünün birer uzantısıydı. Liberal uluslararası düzen ve Amerikan hegemonyası bu kurumlar sayesinde var olmuyordu. Aksine Amerika bu kurumlara sahip çıktığı için kurumlar etkinmiş gibi görünüyordu. İşte bugün hepsinin tartışmalı hale gelmesinin temel nedeni budur. Amerika eskisi gibi bu kurumlara ya sahip çıkmıyor ya da sahip çıkacak gücü yok. Ben niyeti olmadığını düşünüyorum. Siz gücü yok diye düşünürsünüz. Tartışabiliriz. Ama düzenin çuvallamasına nasıl sebebinin Amerika'nın tavrıyla ilgili olduğu tartışılacak gibi değil. Yani yeni güçlerin yükselip bu düzeni yıkmaya çalışmasından bahsetmiyoruz. Mesela Çin bırakın liberal düzeni yıkmayı, Amerika'dan daha çok sahip çıkıyor serbest ticarete dayalı uluslararası düzene. Dolayısıyla bu tartışmaların kaynağı Çin'in davranışları olamaz. Buna karşılık Rusya'yı örnek gösterebilirsiniz. Evet Ruslar her fırsatta bu düzenin değişmesi gerektiğini dile getiriyor ve birçok yayılmacı eyleme imza attı. Ama dikkatli olmakta fayda var. Aslında Rusya tüm bu cüretkarlığı ancak Amerika'nın bıraktığı boşluk alanlarında sergileyebildi. Yani Amerika göz yummasaydı Rusya Suriye, Libya ve Ukrayna'da bu yaptıklarının hiçbirini yapamazdı. Liberal düzene de meydan okuma falan olmazdı dahası son Ukrayna savaşında Rusya'nın uluslararası düzene meydan okuyabilecek kadar güçlü bir aktör olmadığını da görmüş olduk. Avrupa'yı soracak olursanız onların zaten ne böyle bir kaygısı var ne de ilgisi. Tek hayalleri 90'lara geri dönmek. Düzen değerlendirmesi yapacaklara tavsiyemdir. Zemini doğru kurun. Yaşanan dönüşümün sebeplerini doğru değerlendirmezseniz tüm okumalarınız boşa çıkar. Hasan Basri Yalçın, صباح